Alaçatı'dayız arkadaşlar. Bir insan mutlu olmak için ne yapmalı? Küçük bir ipucu. Nerede mutlu olurum? Yani biri kendini acındırıyorsa. Evet, acındırıyorsa. Sürekli sorun çıkıyorsa. Sorun sen çıkıyor. Sen onu mutlu edemezsin kardeşim. Olur olmaz başka. Şeylerle başkalarını suçluyorsa. İyi, nasıl tanımlayacağız kötüyü nasıl? Yeter dedi ya, yeter. Kötü, kötü dedi bütün bu iyi kötü mevzu. Kötü, kabul et, kötü hani, bir insan. Nasıl ayırt edilir? Bahane bulma, kötü. Ama insan bilmek istemiyor hocam. Bilmeden bilerek oluyor demek abi. İstiyor. Çok iyi biliyor. Çünkü eğer bu numarayı yiyen, yutan biri varsa olduğu sürece bunu yapacak. İyi olan kişinin özelliği... Ya Şenol Hocam, valla size hayranım. Ne bakalım. Sayenizde böyle format, yeni bir format gelişti. Oluştu. Ne bu formatı? Alaçatı ara sokaklar formatı. Alaçatı ara sokaklar. Efes gece yarısı formatı. Şimdi arkadaşlar mevzu şöyle gelişti. Ben biliyorsunuz hocam her şeyi anlatıyorum izleyicime ya. Yalnız bana söyleseydin ne anlatacaktın? Allah'ta anlatılacak bir şey yok. Şöyle evet. Şenol Hocam, ya bir yayın yapmamız lazım Instagram'dan. Diyorum diyor ki. Ne gereği var Instagram'a ya? Hadi gel Efes'e gidelim falan. Şimdi dün de sizi aradım. Hocam bir Instagram yayını yapmamıza. Yürü Alaçatı'ya gidelim dedi. Alaçatı'dayız arkadaşlar. Ama aynen. İşin güzel tarafı. Şimdi başka benim Instagram yayını yapacağım kişiler var. Diyorlar ki Şenol Hoca Efes yapmışsın ya ondan yapalım. Eyvah. Falan. Çok mutluyum yani. Çok teşekkür ederim. Ya şimdi yaz mevsimi, kışın zaten kapalı yerlerdeyiz. Aynı formatta, aynı dekorda bir sürü yayın yapıyoruz. Yani insanların da bir içi açılsın yahu. Değil mi ya? Bizim de içimiz açılıyor. Vallahi hocam açılıyor. Ben de daralmıştım evde yaz tek başına. Aynen. Bilgisayar başına. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Ben de daralmıştım. Seans. Yani seans. Tamam yayını bari dedik. Bari yayın sırasında şey yapalım. Eğlenelim dedik. Arkadaşlar nefis bir yayın bu arada geliyor sizin için. Ama yayından önce hemen şunu söyleyeyim. 3-4 Ağustos artık son günler, çok heyecanlıyız, geri sayımdayız. Şenol Hocam'la bu sefer İstanbul'da ve katılan arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Sonsuz imkanlar, potansiyeller denizine girmek, evet. En yüksek potansiyeli yakalamak, kuantum alanda süper pozisyona geçmekle ilgili bir atölye. Ama en güzel tarafı ilk defa yapılıyor ve Şenol Hoca'yı bulamazsınız arkadaşlar. Hani böyle bir şeyde, o yüzden çok aynen. Mutluyum. Böyle bir 2 günlük eğitimin atölyeden öte aslında hocam. Yani eğitim, atölye şu, eğitim yani sadece bir konu hakkında konuşursun. Aha. İnsanlar oturur, dinlerler, giderler. Ha, atölye olacak. Atölyede operasyon yapıyorsun kişilerin bilinçaltına. Onların tabii ki bir tür operasyon o, ameliyat gibi bir şey. Ha. Dolayısıyla biz diyoruz ki mesela sonsuz imkanlar denizi diyoruz. Burada diyor ki evet falan. Hatta çıkışta herkes anlatıyor falan. Arkadaşları hayranlıkla ağzının içine bakıyorlar. Neler öğrenmiş falan diye. Ya onu içselleştirmeden anlattığın şeyi yaşamıyorsan bir işe yaramaz ki. Şimdi bu çok iddialı bir giriş yaptık ya. Sonsuz imkanlar, denizi, süper pozisyon. Hocam benim bir muradım var biliyorsun sonsuz imkanlar evet. Denizinde mesela. Hı. Olacak konuda, mı? Şimdi olacak mı olmayacak mı diye bakalım abi. Bak ne yapacağız? Bak. Olması için gerekli olan koşullar ne? Ne? Herhangi bir isteğinin olması için gerekli olan koşullar ne? Koşullar konusunda nereye bakılır? Yani açılır nereye bakılır? Bilinçaltına bakılır. Yani senin derin inançlarına ve duygularına bakılır. Atıyorum bağlılık kurmak istiyorsun. Herhangi birisiyle. Bağlılığa verdiğin anlam, erkeğe verdiğin anlam, kendi dişiliğine verdiğin anlam, kendi bedenine verdiğin anlam, kendi cinselliğine verdiğin anlam, kadın cinselliğine bak. Onları ayırıyoruz. Bak kaç tane çıktı daha? Bismillah dedik 6 tane çıktı. Mutluluktan korkup korkmadığın. Yani böyle bir tarama yapmak lazım. İnsanlar diyor ki aldım kabul ettim. Ya da olsun oldu. Oldu. 777. Şu duayı edeyim. Bunu söyleyeyim. Hani çocukluk yapmamak lazım arkadaşlar. Bak bir program. İnsanın kişiliği bir program. Açarsın kişiliğini. Orada bir şey olur. Akış olur. Belki mesela atıyor. Biz seninle çalıştık. Çok biliyorsun.
çalışıyor. İlk ay bağımlılıktan korkuyor. Korkuyor mu diye bakarız. Yapalım mı bir örnek? Korkuyor çıktı diyelim. Ha tamam. Yani çok çalıştık da sana. Geri dönük bakalım istersen. Bak şimdi sen. Bak bir örnek. Bak feda ediyorum. Hocam herkes bana şey yapsın. Bir hayır duası etsin. Ben şu an kendimi feda ediyorum. Evet. Bu patlamış mısın neymiş ya? Vallahi ya. Nelerim nelerim çıktı. Evet. Ay çok komik bir şey anlatayım size arkadaşlar. İri do kuant yaratılış frekansını bir de aktive etmek diye iki yöntemi var Şenol Hocam'ın. Buruşlarla oluyor. Böyle başa da vurduğu bir şey var. Ben bazen geçiyorum Şenol Hocam. Ne olur vuruşum başa. Vur kafamı hocam. Azıcık daha vur. Bak biraz insanlar saçma. Başına bir dert gelince böyle kafasını vuruyor. Demek ki içgüdüsel olarak buralarına vuruyor. Doğru. Demek ki bir sebebi var ya. Vurmuştur yani arkadaşlar. Şenol Hocam kafama vurdu. Sağ olsun. Evet. Şimdi bak. Olay. Şimdi ne yapıyoruz? 6 ay önce gidelim. Tamam. Bak bakalım. Bak bu süpandüle neye bakıyor? Oh. Evet hayır şeklinde soru soruyor. Tamam. Kadınlığını onurlandırıyor muydun 6 ay önce? Bak hayır çıkıyor. Allah Allah ben. Şimdi diyelim ki bir erkek kadınlığını erkekliğini onurlandırmıyor. Hmm. Erkek olarak kendini değerli buluyor. Ha yani kadınlığı önde değil ki kadınlığını onurlandırıyor anladım doğru. Hı. Onurlandırmasan. Bir erkeğin seni kadın olarak onurlandırabileceğine inanır mısın? Hayır. Ama burada önce ne yapmak lazım biliyor musun? Bugün ben köşe kahvenin köşesinde bir iki hanımla karşılaştım. Takipçilermiş. Aa hocam merhaba falan. Burada nasıl? O iki de buluşalım dedim. Oturduk kahve içiyoruz. Ben şunu fark ettim. Birçok şey okumuş dinlemişler vesaire. Gerçeği sevmiyorlar. Ben onlarla ilgili ne söylesem Allah'ım 50 bin tane laf işittim. Öyle değil de şöyleydi ama biz böyle düşünüyoruz da falan filan. Bak önce gerçeğin karşısında başını eğeceksin. Ha demek ki ben toplumdan, ailemden aldığım etkiyle kadınlığımı onurlandırmıyormuşum. Çünkü içinde yaşadığımız toplumda kadınlık çarpı. Bak ne diyoruz? Erkek gibi kadın diyoruz mesela. Bir kadını övmek için kullandığımız. Şöyle bir laf duydun mu? Vay be kadın gibi erkek vallahi adama bak. Hakaret. Kadının karşısında ne dedi biliyor musun? Biz bu hayatta dedi karı gibi yaşamadık. Erkek gibi yaşamadık. Bak. Hakaret ediyor adam. Ya biz pek çok kişinin bakışı böyle ki ama ya adamla ilgili değil. Sen de bu toplumun içinde büyümüşsün. Tabii ki kadın olarak kendini o şekilde görüyoruz. Ona bakıyoruz. Diğeri, erkeği hayatını çekiyor musun, itiyor musun? Yani erkek senin için varlığını tehdit edecek bir şey mi? Yoksa güvende tutacak bir şey mi? Ne çıktı? 6 ay önce. Hocam, ben perişanım şu an bütün hayatım. Patların ucunda. Tehdit edecek bir şey çünkü. Erkek hayatını tehdit edecek bir şey. Neden? Şunlar ya. Şimdi yazılım inceliyorum. Bundan mı? Ha. Biz bu hayatta karı gibi yaşamadık diyen bir adam ve onun içinde bulunduğu toplum senin kadınlığını aşağılar mı, yüceltir mi? Aşağılar. Peki o sana tehdit değil midir? Bu kadar basit bir şey. Toplumsal bir şey yani gelip sana aynen yapışıyor. Zaten bizi büyüten, kimliğimizi oluşturan şey. Ama. Ama Şenol Hoca kafama vurdu. Vurdu. Vurdu arkadaşlar. Değişti mi hocam? Değişti bunlar gözünü seveyim. Bunlar bırakma. Değişti. Bak 6 ay önce bakıyorum. Ha. Şu anda kadınlığını onurlandırıyormuş. Evet. Hocam biraz kaldırsana şey falan dedi. Şeyde görürsün. Kadınlar ya çok kopya vermek istemiyor. Ha anladım. Alamazlar ya. Hay Allah. Evet. Su içeyim. Tamam tabii. Şu anda bunlar değişti. Çalıştı. Kadınları onurlandırıyorsun. Evet. Cinselliğini onurlandırıyorsun. Tamam mı? Çözdün mü? Çözdük. Arkadaşlar Alaçatı canlı yayını Part 2 ile karşınızdayız. Bakayım. Kamera... Ha, iyi değil mi hocam? Her şey gayet yolunda. İyi gibi gayet. Şöyle mi? Birazcık yaptım. Vallahi arkadaşlar sokak şartları olacak bu kadar artık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Devam edelim. Ha, biraz atölyeden önce bahsediyorduk. O sonsuz imkanlar. Evet, sonsuz imkanlar. Önce kendine ben feda olmuştum.
Ve şey 6 ay önce öyleydi, böyleydi baktım. Yani pek çok şey var. Hedefimize ulaşmanın önünde. Tabii, doğru mu anlıyorum? Yani pek çok değişkene, pek çok yazılım parçalarına bakmak lazım. Mesela az önce ilişkiyle ilgili parçalara baktık. Bunu mesela parayla ilgili, zenginlikle ilgili baktığın zaman yine birçok şey çıkar. Yani genelde şuna bakmak lazım. Paraya karşı bilinçaltın pozitif bir tavır mı sergiliyor, bilinçaltın? Negatif bir doldurma mı yaşamış? Negatif olarak zenginliği paraya karşı doldurulmuş musun? Ailen ve çevren tarafından. Fakat bunlar daha önce söylediğimiz şeyler. Yeni bir şey söyleyeyim şimdi. O da şu. Çocuk etrafındaki ebeveynine bakar. Anne ya da babasına bakar. Onlar mutluysa kendisi mutlu olur. Onlar mutluysa mutsuzluğu seçer. Yani kesinlikle karşı konulmaz bir şekilde bunu seçmek zorunda hisseder. Neden? Bu içimizdeki hayvan taraf taklit yoluyla o kendi büyüyle özdeş, yani büyüyle derken anne babasıyla özdeş olmak ister. İlkel olarak o mutsuzsa kendisinin de mutsuz olması gerektiğine inanır. Bak çok önemli bir şey. Bak bu Allah'ın bu alaçatı gününde. Çünkü o mutsuzluğu mutluluk olarak tanımıyor aslında. Yok, o sadece onun üzerine düşünmez. O sadece taklit eder. Böyleyse ben de böyle olayım der. Hmm. Bir yandan da bir süre anne babasıyla aynı kişi zannetmektedir kendisini. Taklit yapması onunla aynı kişi. O neyse onun da o olması gerektiğini zanneder. Fakirse o da fakir olacak. Mutsuzsa o da mutsuz olacak. Depresifse depresif. Öfkeliyse öfkeli. Narsistse narsist. İşte böyle değişken bir karakteri varsa değişken, soğuk mesafeliyse soğuk, neyse o olmayı seçer bir süre. Seçim yok durumda bak. Hep diyoruz da seçim. Hayır. Burada seçim yok. Öyle öğreniyor. Seçim otomatik, seçim farkındalıkla ilgilidir. Bu otomatik olarak cereyan eden bir şeydir. Görür ve öyle olur. Bak basit bir şey söyleyeyim sana. Biriyle konuşurken karşılıklı konuşuyorsun. Şöyle bir şey yap. Şöyle yaptık birkaç kere. Yapar değil mi? Karşı taraf otomatik böyle yapar. Hani yani onun burnunda bir şey var, benimle alakalı yok diyemez. Aynalama yapar, otomatiktir bu. Dolayısıyla içimizdeki hayvan taraf, aynalama yapan hayvan tarafın nasıl çalıştığını bildiğiniz zaman, bunun mantığını bildiğiniz zaman en azından olaylara nasıl yaklaşacağınızı bilirsiniz. Bu pandürü ya da benzer şeyleri niçin kullanıyoruz? Mantıksal konuşmalar, felsefeler işe yaramaz. Diyor ki mesela ben diyor yıllardır tasavvuf dersi aldım. Ama bir konuşuyor, öyle kelimeler, kavramlar var ki ezberlemiş onlar yani. Hani var ya Enel Hak, işte biz şeyde de okuyorduk ya ortaokulda. Ama inanca sirayet etmiyor yani gerçeği. Kelimelerden ibaret. Hocam siz onu bırakın ya, hoca olmak bile yetmiyor. Yani bilgili olmakla bilgi olmak arasında çok büyük bir hal etmek arasında fark var. Kitabını yazsan bile uygulayamayabilirsin. Her şeyin bir kontrolü var. Araba kullanacaksın, diyorlar ki ehliyet sınavına gireceksin. Hoca olacaksın, 5 gün bir yerden eğitim alıyorsun ya da kitap yazıyorsun. Oradan buradan bir şeyleri birleştiriyorsun. Evet. İşte 3 tane kitabın çıkıyor. Ondan sonra adın hocaya çıkıyor. İçselleştirmişsen, ister kitap yaz, ister yazma. İçselleştirmişsen hiç kitap yazma. Bilgeysen eğer, o mutlaka yayılır bilgeliğin. Bak öyle insanlar var ki Hindistan'da. Nereden orada, yayılır? Enerji nereden enerji olarak, ya? Kullandığı kelime olarak birisini dinlerken ki tavrında bile yayılır. Bir cümle söyler. Ben bir ara Ankara'da birisiyle bir danışmanlık yapmıştım. Kadına şunu sormuş. Siz mutlu musunuz? Kadına şimdi kadar öyle bir soru sormamış. Gece uyuyamamış, sabahleyip demiş ki ben mutlu değilim. Ne yapmam lazım? Nerede mutlu olurum? Deniz olan bir yer. Deniz nerede var? Bu. Geçen gün yine gittim. Kadınla karşılaştım. Hikayesini anlattım. Doğru soru.
bu soruyu sorabilmek çok önemli. Ve bu soruyu sorabilmek için mutlu ve her muyum? Şeyin... Herkes sorsun kendine, evet, mutlu muyum? Evet, herkes sorsun, mutlu muyum? İkinci soru, değilsem mutlu olmak için ne yapmam lazım? Bak, küçük bir ipucu. Nerede mutlu olurum? Deniz kenarı. Ya da kimle mutlu olurum? Ya da ne yaparsam mutlu olurum? Bak, üç tane soru var ya. Nerede, kimle, ne yaparım? Bu neyi belirler? Ne olduğunu belirler. Yani bu şu demektir. Ne olarak, ne olmak istiyorsan, onu olursan otomatik mutlu olursun zaten. Bana bir insanlar derdi ki, ne iş yapıyorsunuz? İşte şunu yapıyorum ama işimle hiç memnun değilim. Hmm, evli misiniz? Evliyim. Ama karımla hiç anlaşamıyorum. Ben de artık şey demeye başladım. Ha çok güzel, zaten hayat böyle bir şey falan. Tatlı oluyordur öyle, ha evet. Tabii, onu duymak istiyorum. Tabii. Ben şöyle diyordum baştan, cevap alamıyordum. Niye mutsuz olduğunuz yerde duruyorsunuz diye. Bazısı telefon açıp şöyle şikayette bulunuyorlardı. Şanal Hoca ile çalışma yaptım. Her şeyim çok değişti. Sorun bakayım ona, ne yapmış diye soruyorum. İşten ayrılmış. İşten memnun muydu? Hayır. Eşinden ayrılmış. Mutlu muydu? Ölene kadar acı çekeceğiz, ölene. Yani kardeşim, bulunduğun yerde mutlu değilsen, mutlu olacağın yere doğru seyirteceksin ya da koşacaksın. Of! Bunu yapacaksın. Neyse, bu sonsuz imkanlar denizinde de şöyle bir şey var. Şimdi insanların hepsi bir şeye yapışıyor. Kafalarında sınırlar var. Sınırlar. Mesela diyor ki, iyi de diyor, ben sonsuz imkanlar. Nasıl yani? Ben bir memurum, ayda 30 bin lira alıyorum mesela. Tamam. Ben yani 300 bin lira nasıl çıkarım ki? Ne yaptın? Sınırladın. Neyle sınırladın? Memur kimliğiyle sınırladın. Ne yapacağız biliyor musun bu herif? Kimlikleri dağıtacağız. Kimlikleri alıp, şakaydı burada. Dağıtacağız. Dağıt hocam bizi. Kimlikle, kişilikle, benlik arasında fark var. Kimlik şu, benim üstümde şu gömlek var. Yarın başka bir gömlek olur. Ben ve bu gömlek özdeşleşmeyiz. Saçımı bugün böyle tararım. Yarın, sakalımı yarın kesebilirim. Bugün burada otururum. Yarın öbür tarafta. Benim sahip olduğum şeyler, bulunduğum konumlar, beraber olduğum kişiler beni belirlemez. Ben her zaman ben olarak devam ederim. Bunu hatırlatacağız. Yani kimlikleri dağıtacağız. Evet. Çünkü kimliklerimize yapışmış yaşıyoruz. Yapışmış. O sanıyoruz. Başkalarını da kimlikleri sebebiyle değer veriyoruz. Bizi daraltıyor, sınırlıyor. Hmm. Şimdi sonsuz imkanlar denizine açılmak için sonsuzluğuna hatırlaman lazım. Sonsuz, seçenek. Her şey yapabilirim. Bugün burada yaşarım, yarın Kars'a taşınırım. Evet. Ya da Mali'ye giderim. Orada çıkıyorum. Düşünmüyor değilim yani. Mali'ye? Mali'ye. Mesela yani. Aha. Anladın? Afrika'da bir yere gidebilirsin. Ay ben nasıl giderim Afrika? Afrika neresi hiç bilmiyorum. Gidenlerin nesi var? Diyor ki hocam diyor, bıktım buradan, iflas etmem diyor. Ne yapacağım diyeceğim, şaşırdım diyor. Atladım gittim Afrika'ya diyor. Orada diyor bir iş buldum diyor. Sonra da biliyor musun benim şu anda Afrika'da diyor. Sıfır kilometre gitmiş. Ay biz o atölyeye nasıl gireceğiz, nasıl çıkacağız acaba? Evet. Ama işte, çok merak ediyorum arkadaşlar. Evet, evet. Açık olmak lazım, şeffaf olmak lazım. Kimliğini dışarıda bırak. Zaten şöyle sembolik bir şey kullanacağız. Dışarıda siyah büyük bir poşet koyacağız kapı girişine. Aa. Kimlikleri onun içine attıracağız. Ya. Bağlayacağız şeyini içeride. Cebinde kimlik, telefonlar da öyle. Telefonları almayacak mısınız atölyeye? Aynen, telefon almayacak. Arada alacak. Telefon ve kimlik kartlarını, kimliklerini kapıda bırakacağız. Of. Ne yapalım böyle? Zaten böyle yemekleri bizden arkadaşlar. Sonra paraya pula ihtiyacınız yok ya. Atın, yapacak bir şey yok. Sonra bilinçaltında özdeşleştirmiş oldukları şeyden kurtaracağız. Kurtulmadıklarını da kontrol edeceğiz. Pandülle ve kol testiyle. Ya işte bu muazzam bir şey. Birebir çalışma demekmiş de bunu yakalayamazsınız arkadaşlar. Öyle biz bunun yaptım için, oldu yok. Hani gelsin istiyorum insanlar. Çok da az bu arada kişi için yerimiz kaldı. Onu da söyleyeyim. Evet. Mesela bakalım. Ben vaktiyle
kimliğimi, benliğimi hangi şeyle özdeşleştirmişim? Ailemle mi? Değil. Analarımla mı? Anılarımla. Geçmişim mi? Ya. Geçmişte yaşadığım sıkıntılarla mı? Evet, acılarımla özdeşleşmişim. Yani. Acılarınız mı sanıyormuşsunuz kendinizi? Evet. Acılarım ve onları sürekli hatırlamak. Tabii onları bırakamaz o zaman insan. O sen olduysan. O sensin yani. Bırakamaz. Onu bırakırsan sen yoksun ortada. Otururlar, insanlar hep bahsederler onlardan. Bizim şeyimiz vardı, bir ara Şirince köyüne gidiyorduk kamp için falan. Hı. Bir adam geldi, başladı anlatmaya. Bütün hayat hikayesini anlattı. Birinci gün. İkinci gün başka bir mekana gittik, yine bütün hayat hikayesini anlattı. İkinci gün. Üç, aynı yerden aynı şey. Üçüncü gün başka bir yere gittik. Artık karısı ve oğlu diyor ki, baba ya şimdi. Tamam, bunları anlatma bak. Anlat. Ben de diyorum ki bak, hikayenizi bu kadar sıkıca yapışırsanız, onu bırakmazsanız bugün de yaşayamazsınız. Bedeniniz oradaki acılarla besleniyor. Bırak zehirle şu anda besleniyor. Bir hikaye yazasın ya. Adam kanser oldu kardeşim. Olur. İnanın. Ama dinlemiyor. Hep anlatıyor. Kardeşim dur biraz dinle ya. Dur. O neyi bekliyor biliyor musun? Şimdi şeye geliyorum. Neydi? İyi kötü insan. Mesela. Yok. Mağdur. Mağdur. Bak. Niye önemli bu konu hocam? Önce mağduriyet şundan dolayı önemli. Çok mu yaşanıyor çünkü? Yok. Kendini onu yaşatıyor. Ha yani şey, popülasyonda demek istiyorum. İnsanlar arasında çok gizli bir şekilde çok mağdur fazla. Mağdur ordusu var. Ne diyorsun? Mağdur ordusu. Oo. Hayatlarımızı sömürüyorlar arkadaşlar. Kesinlikle. Bak mağduriyet şundan. Tanrı bize güç verdi. Akıl, fikir, özel yetenek falan. Sen diyorsun ki, abi bu zahmetli bir iş. Ne yapayım ben? Ben kolay bir yol bulayım. Kendimi acındırayım. Mağdur rolü takınayım. Ve bunu insanlara inandırayım. Bana ekmek versinler, bana sevgi versinler, bana destek ağlayayım olsunlar. Ağlayayım emzik versinler gibi bir şey. Evet, aynı çok doğru söyledim. Ağlayayım bana emzik versinler. Ve tutar. Neden tutar biliyor musun? Çünkü insanların çoğu hayatında yaşadığın şeyler, senin seçtiğin şeyleri bilmezler. Ben de uzun süre yuttum çünkü. Kim? Siz? Ben etmemişim. Nasıl ya? Bu var ya, tarihin itirafı mı buram hocam? Canım ya, ama benim ne itiraflarım var? Ben gökten uzayla, uzay şeyiyle, aracıyla böyle bu haldeyim dedim ki yani. Neler neler diyorsunuz. Paraşütle böyle. Kırmızı çıkarma şeylerini çok seyrettim de o paraşüt görüntüleri var. Öyle inmedim ki. İnsanlar hata yapa yapa öğreniyor. Hata yapmazsan yapmak için yine enkarne olursun yani. Bak mağdur insanlara dikkat et. Ha nasıl oluyor? Bak ne yapıyorlar biliyor musun? Ellerinde şöyle sağlam bir kanıt oluyor. Diyor ki ben çocuktum, ufacıktım var ya. Tamam evet. Diyor ki şunlara maruz kaldım. Benim ne günahım vardı? Ben Sabi'yi Sübiyan. Evet. Değil kardeşim. Sen önceki hayatlarında mesleğin mağdur olarak biri olarak enkarne olduğun için o mağduriyeti yaratıyorsun. Sen oluşturuyorsun onu. Yoksa bile hani vardır ya öyle bir şey vardı film kendini dövüyorsan o beni dövdü diyor ya. Böyle bir yabancı bir film var. Bayağı kendine sıkı dayak atıyor. Ünlü bir film o. Ha. Şimdi mesela... Fight Club. Fight Club. Aynen. Allah. Bak ne kadar yani, eski film hocam. Birini suçlamak için bayağı kendine sıkı bir dövüyor. Brad Pitt. Brad Pitt'le şey. Matt Damon mıydı? Yok. Aa değil. Yok. Hatırlayamadım arkadaşlar. Gözümün önünde ama. Alain Delon diye ismi geliyor ama o değil. Yok, o çok eski. Yani bak o mağdur olan insanlar seni öyle ikna eder ki ve onu böyle biraz seziyor gibi olsan ulan bu kendine acaba desen Michael Newton mıydı? Yok. Paul Newman mıydı? Açıkçası. Ay öyle bir şeyler arkadaşlar. Hatırlamıyorum. İsmini çok zor çok hatırlayacağımmış birisi. Diyelim ki biraz kuşkulandın. Ona dedin ki ya kardeşim bak bunu sen sürekli yaratıyorsun ya. Şu neden bunun başına sürekli gelmiyor? Benim başıma niçin gelmiyor? Onun başına niye senin başına hep bunlar geliyor? Ya da oldu bitti geç yürü git ya. Hayır.
Ya bunu da... düşündüğün an ne oluyor biliyor musun? Dünyanın en kötü insanı sen oluyorsun. Onlar öyle yapıyorlar. Böyle bir şey yaratıyorlar sende. Diyorsun ki Allah benim belamı versin ya. Bak diyorsun neler çekmiş diyorsun adamcağız ya da kadınca. Bir de ben onun hakkında ben de vuruyorum diyorsun. Destek olup kaldıracağım. Kalkmaz. Asla kalkmaz. Çünkü beleşçiliğe alışmıştır. Padişahın birinin zamanında bir tarikat üyeleri varmış. Bu yaşanmış bir şey. Ha. O tarikat üyelerini padişah askerlikten men etmiş. Bunlar hani mübarek insanlar falan. Tamam. O Budizm'de de vardı. Adamın 3-5 tane müridi varmış o kişinin. Bazıları Hacı Bektaş olduğunu söylüyorlar. Derken askerden kurtulmak isteyenler oraya intisap ediyorlar. Evet evet hatırlıyorum. Birdenbire 500 bin, 5 milyon falan bir dakika diyor padişah. Diyor ki o şeyle hocalarına, başlarındaki adama. Bunun önüne al diyor bu iş diyor artık bize tehlikeli olmaya başladı. Neden? Nerede beleş? Oraya yerleş. Orada yerleş. Yani mağduriyet böyle bir şey. Aman dikkat. Yemeğin yutma. Yani biri kendini acındırıyorsa. Evet acındırıyorsa. Sürekli sorun çıkıyorsa. Sorun sen çıkıyor. Onu mutlu edemezsin kardeşim. Olur olmaz uğraşma. Şeylerle başkalarını suçluyorsa. Ve biraz şikayet. Da yalan söylemesi lazım. Yalan. Bu işler yalansız yürümez. Gizli gizli yalanlar söylemesi lazım. O bana böyle yaptı, o beni içine çekiştirdi. O bana işte hakaret etti, o beni dövdü. Bir de abartması lazım. Benim artık yeni bir şu kadar bir şey yaşamıştır. Ha. Onu abartma. Ben birinin dilenciye bile olsa herhangi birine yalan söylediğini gördüğüm an çiziyorum üstüne. Kesinlikle. Bak ufacık bir yalan. Yeni buraya geldim ben hocam. Ama çok şey ifade ediyor biliyor musun? Evet çok şey ifade ediyor. Ve yalancılar şeydir. Ayrılıktadırlar onlar. Yani evrenle kopuk, Tanrı'yla kopuk, kendi varlıklarıyla kopuk, bedenleriyle kopuk, diğer insanlarla kopuk. Onlardan her türlü melanet gelir. Bekler. Ne yaparlar? Bu mağduriyet şeyi dolayısıyla etrafındaki insanların hayatlarını tamamen kilitlerler. Enerjilerini, paralarını, zamanlarını, neşelerini, mutluluklarını tamamen kilitlerler. Tabii çünkü mutsuz bir insanı mutlu etmeye bütün eforunu veriyorsun. Bir de mutlu edemiyorsun. Kendini de suçlamaya başlıyorsun. Kesinlikle. Tamam. Beceremiyorsun. Girdan. Bunu mutlu etmeye diyorsun. Devam ediyor. Bir kadın vardı bana danışmaya gelmişti. Şeyi vardı onun. Skolyoz var ya böyle. Ha. Omurgada eğrilik. Omurgada eğrilik. Yani. Sonra benden eğitim aldı. Eğitimde işte drama şey de yapıyoruz. Dedim ya şunu temsil etsin ya skolyozun nedeni neymiş. Kadın sürekli böyle duruyor. Ne çıktı mı? Hindistan'da bu hani elinde kaplarla dilenen keşişler vardı. Tamam. Nerede beleş orada yerleş ya. Keşiş kıyafeti giyiyor. Elinde kap, boynu böyle bükük. Eski hayatında. O kadar onun üstüne sinmiş ki bu hayatında böyle durarak insanların acıma duygusunu sömürdüğü çıktı ortaya. Kabul etti mi? İyileşti mi? Hayır. Etsek kurtulacak. Kabul edin arkadaşlar. Şunu dese ki ya ben o zaman öyleydim tamam kardeşim ama şimdi değil onu kabul ediyorum. Bak, biz halden hale geçiyoruz. Bak çok biz yanlışlar, yalanlar, ikiyüzlükler yapıyoruz. Geçmiş hayatında cahildik yavaş yavaş öğreniyoruz falan dese kurtulacağım. Değişmedi kadın. Ama böyle langadanak çıktı yani. Ama o sırada yüzünde böyle müstehsin bir ifade oluyor. Pis gülüyorlar o kişiler. Ne biliyor musun? Ulan yakalandık. Ulan yakalandık görüşü. Olabilir. Başka bir tane daha söyleyeyim sana. Aklıma geliyor. Bir adam dedi ki bana. Ya hocam dedi ben dedi böyle erkeklere karşı şey hissediyorum. Ne? Cinsel eğilim falan. Olabilir. Eyvallah. Değil her şey bir nedeni var yani. Acaba neden dedi? Ha niye? Yine bir drama yaptı. Geçmiş hayatında böyle Ege'de şey devlet kent devletleri var ya şehir devletleri. Tamam. O kendisi fahişe. Devletin en üst kademelerindeki 3 adamla birlikte yatıyor. Dolayısıyla tüm o kenti aslında o yönetiyor. Adamlarla. Hücam yani. Hücam öyle değil de yani. Ya işte onun gibi. İdareci kadın. Neden?
Çünkü kadın olmak onun için güçlü olmakla eş olmuş. Onlar kurtulamamış. Şimdi öbüründe de aslında ikisi de öyle. Aynı şey. Bir güç ve çıkar elde ettiğin zaman onu bırakmak istemez. Ama burada ne var? Ya kendi gücünü kullanacağım ya da birinin gücünü çalacağım. Ama hocam illa eski yaşamını bulman mı lazım? Hayır, için? Bulman lazım ben, değil. Yani ben bu eski ders... yaşam işini tehlikeli bile buluyorum. Çok tehlikeli tabii ki. Çok güvenilmeden yapamaması gerektiğini düşünüyorum. Söylemen iyi olmuş. Ben onu derste, yani onlar kuantum düşünce eğitimi dersleri aldıkları için ben bağlantı kuralım diye gösterdim. Ben geçmiş hayatlara hiç bakmam. Ha, yani. İlgilenmem. Derim ki bak senin son tahlilinde şu hayatın ve şu an senin bütün geçmişinin yani özetidir. Yani şu an boynu bükük duruyorsan sen kardeşim ezik durmaktan memnunsun. Yani memnun. Bunu bilmek yeter. Ama bu hayatında da öyle. Tamam işte normal bu hayatında öyle. Tutumu o yani. Ha. Kendini acındırmak. Geçmişte ister hamam böceğiydin ister padişahtın. Yani ben bilemiyorum bu ne olursa bu anlamda. Bu düzlemde. Bir gün. İlginç. Bir de şey anlatsanıza, iyi insan ne kötü insan ne? Aramızda konuştuk ya, ne olur bir kulaklara küp olsun. Ya küp olsun. Muazzam arkadaş. Çok uzun ders niteliğinde. Anlatayım, giriş yapayım. Evet ya, ama böyle hani yapayım. Bir şey sözü, iyi nasıl tanımlayacağız, kötüyü nasıl tanımlayacağız? Ya şimdi biz dünyada neden bulunuyoruz desek birçok şey söylenebilir. Bir tanesi aklı kullanmak. Bak bir tanesi değil, en önemlisi. Aklı nasıl kullanırız? Yani akıl ne işe yarar? Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırt etmek. Buna Kur'an'da Furkan diyor. Musa'ya diyor ki biz Musa'ya Furkan'ı verdik. Doğruyla yanlış, iyi ile kötüyü birbirine ayırt etmek. Verdik demek onu öğrettik. Aha. Olay şu. Bazı insanlar sadece kendi çıkarlarını, iyiliklerini düşünüyorlar. Bunda bir kötülük yok. Tamam. Ama bunun için başkalarını sömürüp kullanıyorlar. Yalan, dolan ve ikilik. İşte bu kötülük. Şimdi eğer sen, geçen bunu konuşmuştuk biliyorsun. Şöyle yaparsan. Ama bu kötülüğü yaparken ne yapar? Karga ile tilki gibi. Seni övmesi lazım. Tilki ne diyordu karga? Ağzında şey vardı. Ekmek. O diyor güzel sesiniz falan. Amacı ne? Karganın hoşuna gitti, ağzını bir açtı, kaptı, ondan sonra dedi ki hadi gör, ne sesin sen, ne ses ne söylüyorsun? Bir. Ben arkadaşlar bir derdimi anlatıyordum şu an hocaya. Yeter dedi ya, yeter. Kötü dedi bütün bu iyi kötü mevzu. Kötü, kabul et, kötü hani, bir insan. Nasıl ayırt edilir? Bahane bulma, kötü. Seni acayip yükseltir, seni kullanmak için. Sen böyle bütün kalkanlarını indirirsin. Dersin ki, ay beni çok seviyor, her şeyimi buna vereyim, açayım kollarımı, kalbimi açayım. Duymak istediğin şeyleri sana söyler. Sonra ne yapar? Kullanır. Nasıl kullanır? Muhasebe gibi düşün. Alma verme. Daha çok sen verirsin, o hep alır. Planlayarak mı yapar ya hocam? Ha, şimdi bu en önemli. Bunu biz konuşmuştuk hatırlıyorsun. Evet hatırlıyorum da kafama vur böyle yani anlat anlayayım diye. Göktürk Ramu da var hatırlıyorsun. Evet. O bile dedi ki ya hocam bilerek yapmıyorlar. Ha, böyle düşündüğün sürece daha çok darbeyi yersin yavrucuğum. Yani herkese söylüyorum. Ama insan bilerek yapmak istemiyor yapıyor. Hocam. Bilmeden bilerek, oluyor demek hayır. İstiyor. Çok iyi biliyor. Çünkü eğer bu numarayı yiyen, yutan biri varsa olduğu sürece bunu yapacak. İşe yarıyor stratejisi. Niye yapmasın ki? Evrensel yasalar. Yasa, onlarla karşılaşacak. Olmak. Hayır. O karmik olarak o cezasını göre Allah cezasını verecek. O ayrı. Ama bu arada kimi terbiye ediyor? O konuda bilgi eksikliği olan insanları tek tek dolaşıyor. Onları öğretiyor. Eğer öğrenmeye niyetim lazımsa. Şimdi ben hep söylüyorum. Kardeşim eğer kötü ve iyi ayırt etmiyorsan, iyi ve kötü belirlemiyorsan, kötü biridir diye belirleyemiyorsan çok. Nasıl anlayacağız peki hocam? Söylüyorum. Ya? Bir, iki yüzlüdür. İki, abartılı bir şekilde överse. Üç,
Eğer senden bir kazancı, bir fayda sağlıyorsa yanında olur. Eğer sağlamıyorsa aynı kişi birdenbire senden uzaklaşır. Bitti yanlış. Tabii. İki yüzlüdür. Olduğundan farklı gözükür. Tembeldir bunlar. Bunlar tembeldir. Yani üretmez, çalışmaz. Aynı zamanda yaratıcı değiller. Kopyacıdırlar. Bunlar hırsızdır. Yani nasıl hırsızlık yapar? Senin bir projen var. Bir şey olsun. Sen şimdi programlar yapıyorsun. İşte YouTube programları. Onlara bir isimler takıyorsun falan. Nedir mesela? Anlatmak zamanı. Bunu sen buldun. Düşündün, buldun. Bu ismi bile bulamazlar. İsmi bulamaz. Ya kardeşim otur düşün. Yoo, kafayı çalıştırmak lazım. Bunlar işte, bunların tembelliği budur. Ama bu konuda çalışacağına, şeytanlığa kafaları çalıştığı için sürekli bu kişiyi nasıl kandırırım, nasıl kullanırım, nasıl faydalanırım diye bakar. İkincisi, keyif, neşeli ve kahkahayla gülemezler. Böyle çocuk gibi derinden kahkahayla gülemezler. Çünkü yedikleri altı bittikleri için. Yedikleri altı bitiyor. Çünkü sürekli kendini kontrol etmesi lazım. Yüzünde donuk bir ifadeyle dolaşıyordur. Çünkü hani böyle ben küçükken lisede kopya çekiyordum. Bir hayatımda bir kere çektim, yakalandım. O kadar belli etmişim ki. Hoca geldi bana böyle yaptı. Ne yapıyorsun sen dedi. O kadar belli ki. Ben böyle bakıyorum. Yani çocuklar da öyledir. Öyle bir durur ki sakladığı şey orada yani sana kopya veriyor. Bu da öyledir. Donuk bakar böyle. Neden? Yakalanmayasın diye. Duygusunu kapatıyor. Neden? Gözler yalan söylemez ya. Bedenini kontrol ediyor. KGB ajanı gibi. Çok zor bir şey ya. Zor. Kendini al rahat et ya. Gece uyuyamaz, kabuslar görür, sürekli aksilikler çıkar. Seni kandırarak kazandığı 3 kuruştan ona 30 kuruş olarak çıkar. Seni kullandığı 3 kuruş kazandı değil mi? Ondan 30 kuruş çıkar. Ama bağlantı kuramaz. Dostu yoktur. Samimi dostu yoktur yani. Yanında mutlaka bir şeytan arkadaşı var. Gerçekten. Şeytanlar bir araya gelmeyi severler. Ekip olarak çalışırlar. Hocam. Ya tecrübe konuşuyor yani. Ben sadece danışanlarla ve sadece kendi hayatımla değil, uzun süre 150-200 kişilik şeyi olan, üyesi olan bir dernekte 20 yıl yaşadım ya. O insanların 20 yıllık süreçlerini insan laboratuvarı gibiydi o. O bakımdan şükürler olsun. Mideme spandlar gidiyordu. Sinirden ağlıyordum ama bana çok faydası oldu yani. Yalnız hocam işte şey üzüyor yani, hani o dernek de böyle ruhsallık yolunda bir dernek diye. Yani orada gördüklerinizin spazm yaratını süzüyor. İyi anlatabiliyor de, muyum? İyi de bak, şeytan dünyaya inse, şeytan olsan. Aynı şey çok, kitapta yazdım. Nereye sızarsın? Aynen böyle yazdım. En çok camilere, kiliselere sızarsın yani. Tabii aynen. Uyanış yolcusuyum yani. Tabii. En çok benimle uğraşırım. Normal yani. En çok Allah, kitap, din, iman dersin. Tabii. En çok akışta olalım, sevgi dersin. Hocaya gidersin. Hem çok daha büyük buradasın Allah. Tabii tabii. Çok doğru. Sevgi dersin, paylaşmak dersin, iyilik dersin. Neler. Ben şeytanım, kötüyüm. İyi insan nereden anlarız peki hocam? İyi insan iki türlü bak. Şimdi sadece kötülük yapmak yetmez. O henüz stajyer iyi. Ha. Yani usta iyi değil. Ancak kötülerle böyle muhatap olup manipülasyon ve mağdur kişilerle muhatap olup onlardan kazığı yiyip iyice öğrendikten sonra usta iyi oluyorsun. Stajyer iyilikten usta iyiye geçiyorsun. Aa ya, kötülük de test edilmeyen, iyilik de iyilik değil. İyi. Üçüncü aşama. Aa güzel. Kötülerle sıkı bir mücadele ediyorsun. Analarını ağlatıyorsun onu. Yapmayın. Evet. Yazıyor Kur'an'da. Onlar diyor kötülükten men ederler, iyiyi öğütlerler. Onların sayısı az dünyada. Baya onlar savaşçı olurlar. Kötülükle. Ve onlar fellik fellik kaçarlar bu tiplerden ya da onları yok etmeye çalışırlar. Böyle. Bak tarihe. Sen hayırlı yazılar yazıyorsun. Şu atölyeyi 3-4 olsa kadar beni sağ salim çıkar. Şu atölyeyi yapalım.
Yani. İnşallah. Ne diyeyim? Amin diyorum hocam. Kesinlikle. Çok keyif aldım hocam. Bakayım ne kadar oldu bilmiyorum arkadaşlar. Valla bir yarım saat geçti. Geçti. Çok keyifliydi. Devam edelim mi? Ne dersiniz? Kadından mı bıraksak? Bırakalım. Bırakalım. Yapalım sonra yine. Son sonra. Bir soru aklına geliyorsa. Ha, iyi olmak için dur. Stajyer iyi ama özelliklerini saymadık ya. Ha, iyi olmamca. İyi olan kişinin özelliği yeni demek deneyimlerin sahaya çıkacaksın. Deneyimlerin hakkında oturup düşünmek ve değerlendirmek lazım. Şöyle bir gözden geçireceksin geçmişte yaşadıklarını. Bol bol okuyacaksın. Bol bol. Bol bol düşüneceksin. Ve bol bol gözlemleyeceksin. Diğer insanları da gözlemleyeceksin. Meraklı olacaksın. İlgili olacaksın. Ben mesela uzun süre hala da yapıyorum. Magazin şeylerini izliyorum. Senin eski şeylerini falan çok çok izliyordum. Allah Allah. Ve oradan tahminler yürütüyordum. Bak bu ileride böyle olacak, bu şöyle olacak. Beni izlediniz mi magazin? Tabii izledim. Sizin ne düşünüyordunuz hocam benim? Benimle ilgili boş verin yani. Mesela benimle ilgili bir şeyiniz olmuş muydu? Çok tanımıyordum ama çok merak fazla et, şey hiç verdim. Hiç konuşmadım. Üç kişiydiniz. Ha. Yani biraz onların arasında kendini şey hissediyordum. Yani sıkıştırılmış böyle yalnız falan. Ha. Vay. Enteresan, çok enteresan. Bu kadar söyleyeyim. Evet, evet. Ha. Bir de hiç bu kötüler arkadaşlar. Aşırı derecede maddeci olurlar. İyiler manacı olurlar. Manacı. Mana nedir biliyor musun? Bir deneyimin sonucunda elde ettiğin bilgi. Çünkü ne? O kalıcı. Onunla gidiyorsun. O senin malın. Onu kimse senden çalamaz. Kimse senden alamaz. Çünkü maddi bir şey değil. Ama öbürü geldiği gibi gider. Madde. Çünkü maddeyi gerçek zanneden ahmaktır. Aklı olan kötü olmaz be Şenol hocam. Aklı olan çok kötü doğru. Olmaz ya. Kötüler akılsızdır, cahildir. Onun için Hazreti Muhammed cahil adını koymuştur kendisine kötülük yapan o kişiye. Ebu Cehil ismi cahilin babası demek. Cahil. Çünkü kendi hayatına da kötülük yapıyor çünkü ve boşuna uğraşıyor. Yani tüm emekleri, Kur'an'da bunu çok söyler. Onların tüm emekleri boşa gidecekler. Şey de diyor ya İsa'da, evinizi diyor sağlam kayanın üstüne kurun. Kumun üstüne ya da kaygan toprağın üstüne kurmayın, kurmayın. Yani emeğinizi, hayatınızı, enerjinizi, aklınızı kullanarak sağlam yatırım yapın. Yatırım ne? Kalbinin gerçek anlamlarla dolu olması, bilgiyle dolu olması ve sevgiyle. Sevgi al, sevgi ver. Düşün, öğren ama içselleştir. Bula bula konuşma, gevezelik yapma. Büyük büyük laflar etme. İddialı böyle. Geçen gün bir yerde oturduk. Şimdi ben de bu konularla ilgiliyim diye. Yani ilgili, bilgili ve işte tanınan birisi. Yanıma birisi oturdu. Allah öyle iddialı şeyler söyledi ki birdenbire bir kadın. Dedim ya çok iddialı konuşuyorsunuz siz dedim. Yani uçmuş Nirvana'da gibi. Ben korkarım öyle insanlardan. Sade, basit konuştuğu zaman o kişi, doğal olduğu zaman bil ki iyidir. Ne kadar yapmacıksa o kadar köpüle yüksek. Eğilimlidir yapmacık. Nabza göre şerbet vermek kötülüğün şeylerinden bir tanesidir. Topluma göre şekil almak, kalemun gibi kötülüğün işaretlerinden biridir. Dürüst olmamak, sürekli bir oraya bir buraya yatmak. Şeyin öyle bir şarkısı var. Birden bir aklıma gitti. Serdar Ortaç'ın. Ne, nasıl acaba? Binlerce dansöz var. Binlerce dansöz var. Ünlü düşünür Serdar Ortaç. Ünlü düşünür. Ama düşünür gibi bir çocuk ya. Bu nasıl bir tip ya? Ya çok şarkı sözlerinde falan enteresan şeyler var mı Serdar Ortaç'ın? Bence çok güzel yani. Boşuna insanlar sevmiyor. Aynen öyle. Binlerce sevmedim. Dansözü var. Binlerce arkadaşlar. Dansöz olmayacağım, kıvırmayacağım. Osta oğlu. Bir omurga sahibi olmak müthiş bir konfor ve hocam. Kesinlikle. Yani inşallah öyleyim falan demiyorum da o çaba üzerine bile olmak güzel. Öyle ben bir programa katılmıştım. Hani insanlar televizyona çıkmak ister, o bir fırsattı falan. Programa çıktım böyle gayet var. Programda şey var, Yaşar Öztürk yaşıyor. Ha. Bir de sunucusu var. Sunucusu ısrarla beni
yogacı yapmak. Ne diyor? Yoga ile ilgili İşte yogacılar böylesi. Ne düşünüyorsunuz yoga? Diyor ki ben yoga için burada bulunmuyorum. Bak kuantum düşünce teknik. Beni yogacı yapacak. Karşıma Yaşar Nuri koy, bizi kopuşturacak. Dedim ki bakın siz beni ısrarla böyle yapmaya çalışıyorsunuz. Ben o değilim. Kendinizin formatına sokma. Ben o değilim dedim. Oo, şimşekler koptu. Beni bir daha oraya çağırmadılar. Umurumda mı? Hayır değil. Ama o kadının programı bitti. Kim ne yaparsa kendine. Kendine yapıyor. İyilik bana, de kendine, kötülük de kendine. İyi bir sen program yapan bir insansın. Birisi geldi. Ya sen kimsin diye ya da daha önce incelemez misin bu adam kimdi? Aa, kafada bu formata oturtmuş, yumurta tokuşturuyor gibi birbirine tokuşturuyor. Ben asla bir programa bir daha beni çağırsınlar diye hiçbir şey söylemedim, hiçbir şey yapmadım. Bak sonunda yine ben ayaktayım. O yok yani, o kişi yok. Kim ne yaparsa kendine, bundan çıkacak dersin. Aynen. Aslında öyle. Bunlar kendimize değil. Yatırım yapalım. Evet. 3-4 Ağustos'ta arkadaşlar İstanbul'dayız. Atölye Şanal Hoca'nın yapacağı atölyeye katılmak isteyenleri bekleriz. Ben orada böyle kağıt kalem alacağız mı hocam yanımıza? Not alacak mıyız? Durmak yani, yeter mi? İsteyen alır. İsteyen. Bazısı not alarak öğreniyor. Bazısı da almayı hiç sevmiyor. Ben yazarak, ben de çok yazmacıyım. Ha, yazmacıysan yaz. Ben şöyle illa da böyle yapın, şöyle yapın demem. Ha. Nasıl öğreniyorsan öyle yap. Ama ilk kimliklerimizden kullanacağız, blokajlarımızı fark edeceğiz, test edeceğim onları diyorsunuz. Tabii. Sonra da o denize dalacağız. Şimdi bu arada bir şey söyleyeyim. Herkes kayıt, bir istekle mi gelsin hocam? Kayıt yapıldığı an biz anne adını da alıyoruz ya. Aha. Bizim sistem çalışmasının ilk şeyleri yapılmaya başlanıyor tabii. Anne adını alıyoruz. Anne adı yeterli. Yeterli. O bağlantılar üzerinde çalışılıyor. Gelene kadar zaten çalışılmış tabii, tabii. Olacak kişiler üzerinde. Yani biz bahçeyi bir belliyoruz önce ki olmak hemen için. Olsun diye. Vay. Amacımız senin sahibinle en üstün faydayı gelenlere sağlayabilmek. Evet, çok seviyorum gerçekten. Evet. Kendim ya kader potansiyelinin en yüksek olasılığını yaşamak, en yüksek faydayı sağlamak. Yani neyse onun en iyisi. Peki hocam, herkes gelirken aklında bir fikir, yani bir niyet olsun mu? Yani mesela ben ilişkimle ilgili çalışacağım. Olsun. Ben maddiyatımla ilgili çalışacağım. Bir konum belirlesin. Hedef belirlesin. Tabii. Ha, bir hedef belirlesin. Onun hakkında da konuşur. Yani birbiri değil de yani hedefler bellidir. Ya ilişkiyle ilgili bir hedef vardır ya da mağdur, para, biz başarı. İkisinden biriyle ilgili. Çalışın. Arkadaşlar bekliyoruz. Aynen. 3-4 Ağustos'ta. Detaylar ilkayakademi.com'da. Bu birebir çalışma olacağı için, öncesi olacağı için sınırlı artık son günler. Hadi bakalım. Haftaya. Kavuşacağımız arkadaşlarla kavuşacağız. Bu hafta sonu vallahi. Değil. Bir daha önümüzdeki hafta sonu. Önümüzdeki hafta sonu İstanbul'dayız. Bugün de Alaçatı'dayız. İyi oldu hocam. Yani sizi görmek yok. Çok güzel oldu, evet, bana. Karşılıklı. Işte. En güzeli bu oldu. O şeref bana ait derler. Ne güzel. Hepimize ait. Hadi hep beraber de gelmek istiyor. Arkadaşlarımızla buluşalım ama ben teşekkür ederim. Hani atölyeye gelsin ya da gelmesin, bir kere her izleyici için muazzam bir video oldu. Çok. Ya yani ben her sohbetimizde çok yani. Faydalanıyorum. Takipçilerimiz de şu anda buna eşlik ettiği için çok memnunum. Valla benim kafa sürekli çalıştığı için bende üretim çok. Ne kadar veriyorsam, anlatıyorsam o kadar çalışıyor bir de. Çok iyi. Memnunum. Görüşmek üzere.